Hünkârım. İyi misiniz? Buradaydı Mahtaşçı. Hürrem buradaydı, gördüm onu. Emin misiniz hünkârım? Burada kimse yok. Gördüm dedim sana. Arzu ederseniz etrafı arayalım. Emin ol, ben yapmış olsaydım seni yormaz. Büyük bir zevkle itiraf ederdim. Zira İbrahim'in cansız vücudunu bahçemde gördüğüm günden beri istediğim tek şey bu. Hürrem'in canını almak. Böyle bir itirafta bulunursanız başınıza geleceklerin farkındasınız, öyle değil mi Sultan? Umurumda değil. Daha evvel de itiraf etmiştim. Üstelik ortada hiçbir delil yokken. Hünkârımıza Hürrem'i öldürmeye çalıştığımı bizzat ben söyledim. Arada bir fark var sultanım. O zaman Hürrem sultanımız ölmemişti. Kaybolmamıştı da. Hürrem sultanımız nerede? Ne yaptınız ona? Vali Bey, ben ne söylersem söyleyeyim. Üzerimdeki töhmet asla kalkmayacak. Bu yüzden daha fazla konuşmaya lüzum yok. Madem intikam aldınız, o zaman itiraf edin de bitsin bu iş. İtiraf edecek bir şey yok. İbrahim Paşa'nın hatırasına böyle mi sahip çıkıyorsunuz? Onun için yaptıklarınızı inkar ederek mi? Ben hiçbir şey yapmadım. Doğru. Hiçbir şey yapmadınız. İbrahim Paşa'nın mezarı dahi yokken kılınızı bile kıpırdatmadınız. Hatta bazıları sizin ihanet ettiğinizi dahi söylüyor. Ne diyorsun sen? Hüsrev Paşa ile evlendiniz. Hiçbir şey olmamış gibi. Yeni sarayınızda mesut bir şekilde yaşadığınızı söylüyorlar. Ben ona ihanet etmedim. Asla etmem. Hünkârımız o gün sadece İbrahim'i değil, beni de öldürdü. Duydun mu beni? Canımı aldı benden. Siz de bir can almak istediniz, öyle mi? Evet. Ben de ondan bir can almak istedim. Ama olmadı. Yapamadım. Ne yaptınız sultanımıza? Nerede olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Git. Bunu Mahidevran'a sor. Şah Sultan'a sor. Belki onlar biliyordur. Zira benim bu hadiseyle hiçbir alakam yok. Az evvel canını almak istediğinizi söylediniz sultanım. O yıllar evveldi Bali Bey. İbrahim'in kırkı çıkmadan Hürrem'i öldürmeye yemin etmiştim. Lakin yapamadım. Beceremedim. Bu olacak işte.